bağı ve bahçesi ve ağaçları ve zeytunu vardır. Ve gölünün suyu dünyaca ünlüdür. Ve beyaz somunu ve hububatında yağlı arpası gayet latiftir. Ve Çin'den kaseleri ve tabakları ve ibrikleri ve Osmanlı ülkesinde ne kadar süslü Çinili imaret var ise bu İznik şehrinde işlendiğinden gayet kıymetlidir. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi başta olmak üzere yerli yabancı pek çok seyyah İznik'e gelmiş ve İznik hakkında yazılar yazmışlar. Bunun yanında edebiyatçılar da İznik'ten fazlasıyla etkilenmişler. Bizler de seyyahların, edebiyatçıların eşliğinde İznik'in evvel zamanlarına, tarihi yapılarına ve Ramazanlarına keyifli bir yolculuk yapacağız. Bugün İznik'te ilk olarak Ayasofya Camisi'ni, ardından da Süleymanpaşa Medresesi'ni ziyaret edeceğiz. Ama önce hemen arkamda gördüğünüz binadan bahsetmek istiyorum. İznik ilkler şehridir. Osmanlı'nın ilk eserleri burada inşa edilmiştir. İlk imaret, ilk medrese ve arkamda gördüğünüz Özbekler Camisi. Bu cami 1331 yılında inşa edilmiş ve Osmanlı'nın ilk camisi olarak bugüne kadar bulunan kitabeler içinde tarihi en eskiye giden camisi olarak da kayıtlardaki yerini almış. Şimdi biz yavaş yavaş İznik'in çarşısının içinden geçeceğiz ve Ayasofya Camisi'nde ziyaretimize başlayacağız. İznik 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından alındıktan sonra 22 yıl Türklerin elinde kalır. 1097 yılına geldiğinde artık Türklerin elinden çıkmış ve sadece 22 yıl bu şehrin sahibi Türkler olmuştur. Tekrar Türklerin eline geçmesi için 234 yılın geçmesi gerekir. 1331 yılında Orhan Gazi bu şehri tekrar alır ve o günden bugüne kadar da İznik bir Türk şehri olarak gelir. Önemli konumu ve bereketli toprakları onu kısa zamanda ihya bir şehir haline getirir. Çünkü bulunduğu nokta, bulunduğu lokasyon iki önemli şehrin tam ortasıdır. Bir tarafında Bursa, bir tarafında da İstanbul. İstanbul'dan yola çıkan kervanlar bugünkü gibi İzmit Körfezi'nden geçmeleri mümkün değildi. Deniz yolu yoktu. Peki ne yaparlardı? Önce Adapazarı'na giderler ve Adapazarı'ndan güneye yönelip işte İznik'e bu taraftan, kuzey yönünden giriş yaparlardı. Ve burada bir süre konakladıktan sonra Bursa'ya devam ederlerdi. İşte bu nedenle iki önemli şehrin ortasında olan bu kavşak noktasındaki şehir önemli bir şehir haline gelmişti. Diğer taraftan da Mudanya tarafına ve Gemlik tarafına bağlanarak denize açılan bir kapısı, diğer tarafıyla da Yenişehir üzerinden Anadolu içlerine giden bir yolu vardı. Bu kavşak noktası dört yol üzerinde olması onu önemli bir kent haline getirdi. İşte bu önemli kenti Osmanlı anıtsal yapılarla olmasa da küçük ölçekli ama her biri birbirinden güzel yapılarla donattı. Ama ilk geldiğinde ilk ihtiyaç olan şeylerin başında bir cami geliyordu. Bunun içinde eski bir kilise olan Ayasofya'ya bir minare eklendi ve burası cami olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi dilerseniz Ayasofya'ya yakından bakalım ve bu caminin kiliseden camiye dönüşme öyküsünü birlikte dinleyelim. Ayasofya Camii'ni ziyaret etmeden önce dilerseniz önce Yahya Kemal Aziz İstanbul kitabında
İznik'in fethini ve İznik'i nasıl anlatmış ona bir bakalım. Bugünkü vatan işte bu yürüyüşten doğdu. Malazgirt önünde dövüşmüş olan asker Marmara kıyılarını, İzmir'i, Antakya'yı, Kudüs-ü Şerif'i bir bir zapt ettikten sonra geniş Anadolu'nun iç taraflarında başlıca şehirlere ve başlıca kalelere yerleştiler. Anadolu'nun fatihi olan Selçuk Bey'i Kutalmışoğlu Süleyman şu karşımızdaki İznik şehrine yerleşmişti. Türk Devleti daha o zaman İstanbul'un karşısında İznik'te kurulmuş bulunuyordu. Haçlı seferleri çıkmasaydı ve Selçuk İznik'te kalsaydı ondan 2,5 asır sonra Osmanlı ile gördüğümüz Rumeli'ye geçiş ve İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'nun yerine yerleşiş işte daha o zaman görülecekti, diyor Yahya Kemal Beyatlı. İznik'in eski ismi Nikea. Nikea ismi zamanla dönüşmüş ve İznik adı ortaya çıkmış. Ancak İznik sadece coğrafi konumu ve tarımsal alanlarıyla öne çıkan bir yer değil. Burası ayrıca Hristiyanlık için çok önemli olan konsül toplantılarının yapıldığı yer. 1. ve 7. konsüller İznik'te yapılmış ve bunların bir tanesi de hemen arkamda gördüğünüz bir zamanlar kilise olan Ayasofya'da. Toplanmışlar ve Hristiyanlıkla ilgili çeşitli kararlar almışlar. Onlardan bahsedeceğim. Ama buranın cami olma öyküsüne gelirsek, 1331 burası fethedilir ve dediğim gibi bir camiye ihtiyaç vardır. İşte o cami terk edilmiş Ayasofya Kilisesi ile karşılanır cami ihtiyacı. Bir minare eklenir Orhan Bey döneminde ve işte burası artık bir camidir. Sadece minare değil, biraz sonra içeride göreceğiz, mihrap da eklendikten sonra burası bir cami olarak hayatına günümüze kadar devam eder. ...1331 yılında burası kiliseden camiye çevrildikten sonra yanındaki manastırında bir medreseye çevrildiği söylenir. Nitekim bu konuda Aşık Paşazade şunu söyler. Orhan Gazi bir ulu kiliseyi camiye, yanındaki manastırı da medreseye çevirdi der. Ancak Kanuni döneminde burada büyük bir yangın çıkar ve o yangında önemli ölçüde yapı harap olur. Ve nitekim zaten bugün o manastırdan ya da sonradan medrese olan yapıdan bir şey görmüyoruz. İşte Kanuni dönemindeki bu durumu düzelten çok önemli bir şahıstır. Buraya o dokunmuştur. Dokunan kişi ve burayı tamir eden kişi Mimar Sinan'dır. Ve işte hem minaresinde hem içerideki bazı detaylarda Mimar Sinan'ın dokunuşları kendini gösterir. Ve o dokunuşlardan sonra da burası uzunca bir süre kullanılmış, daha sonra müzeye çevrilmiş ve geçtiğimiz yıllarda tekrar cami olarak işlevlendirildi. Dilerseniz içeri girelim ve bir zamanlar kilise olan ama bugün cami olarak kullanılan yapıya yakından bir bakalım. Çelebi seyahatnamesinde Ayasofya'yı çarşı içinde
kurşun örtülü ve tek minareli büyük bir mabet olarak tanımlar. Ve bu tanımlamadan sonra buranın başka seyyahlar tarafından görülmesi de yine seyahatnamelerde karşımıza çıkar. Özellikle 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında buraya gelen seyyahlar buranın harap durumda olduğunu ve terk edildiğini söylerler. Ve burası 1953 yılında içindeki topraklar temizlenerek müze haline getirilmiş. Ve daha sonraki dönemlerde dediğim gibi tekrar eski işlevi yüklendi ve cami oldu. Tabii ismine bakmak lazım. Ayasofya. Ama buraya Küçük Ayasofya deniyor. Neden? Çünkü bunun çok daha büyüğü İstanbul'da var. O Ayasofya Kebir, yani Büyük Ayasofya. Bu ise Küçük Ayasofya olarak zikredilmiş. Ama işin ilginç yanı, Ayasofya adını pek çok yerde görürsünüz. İlahi hikmet demektir, kutsal bilgelik demektir. Ve işte Ayasofya adını taşıyan kiliseler Anadolu'nun pek çok yerinde karşımıza çıkar. İstanbul'da zaten bir Büyük Ayasofya, bir de Küçük Ayasofya vardır. Yine bunu eklersek, üçüncü Ayasofya olarak karşımıza çıkar. Ama bir de Trabzon'da vardır. O da hemen sahile yakın Ayasofya olarak, bir kilise olarak yapılmış. O da daha sonra camiye çevrilmiştir. Onun için Ayasofya ismi çok önemlidir ve kutsal bilgelik anlamına gelir. Aya kutsal, Sofya ise bilgi demektir. Ama o bilgi öyle sıradan bir bilgi değildir. O bir hikmettir, tanrısal bilgidir. Onun için Hristiyanlıkta en çok kullanılan, kiliselere en çok verilen isimlerin başında gelir. Şimdi dilerseniz buradaki o konsül toplantısının ne zaman yapıldığını ve neler yaşandığını bir dinleyelim. İznik Hristiyan dünyasında çok önemlidir demiştim. Bunun sebebi ise 1. ve 7. konsüllerin, yani Hristiyanlıkla ilgili kararların alındığı toplantıların yapıldığı şehir burasıdır. 1. konsül 325 yılında İmparator Konstantin'in önderliğinde hemen İznik Gölü kıyısında bulunan Senatüs Sarayı'nda yapılmıştır. Ve bu toplantıda tartışılan konu şudur. Hazreti İsa ile Tanrı aynı mıdır, ayrı mıdır? İşte buna karşı çıkanlarla bunu savunanlar hararetli bir tartışma yaparlar. Ve sonunda monofizitlik, yani Hazreti İsa ile Tanrı'nın aynı olduğu kararı sonuca bağlanır. Bu ilk toplantıdır. Aradan birkaç yüzyıl daha geçer ve Hristiyanlığın son konsül toplantısı olan 7. toplantıda yine bu şehirde, ama bu sefer Ayasofya Kilisesi'nde yapılır. Yıl 785 civarıdır. Ve bu sefer tartışılan konu ise bambaşkadır. Bu sefer ikona kırıcılarla ikonayı savunanlar arasında bir tartışma vardır. İkona serbest mi bırakılsın yoksa kırılsın mı? Çünkü o döneme kadar ikona kırıcılık vardır ve o dönemde pek çok İsa, Meryem ikonası, freskosu kırılmış ve silinmiştir. Çünkü bir bölüm bunu puta taparlık olarak görmektedir. Ve işte bu tartışmanın sonunda ikona serbest bırakılır. Bu da ikinci toplantıdır ama Hristiyanlığın son toplantısıdır. İşte bu nedenle Hristiyanlar buraya Mukaddes Şehir adını vermişlerdir ve burası Hristiyan dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Ayasofya'nın kilise olduğu dönemle ilgili geriye pek bir şey kalmamış. Bunun tabii ki uzun zaman buranın metruk halde kalmasının önemli bir payı var. Öte taraftan camiye çevrilmiş olması, yangınlar buranın şeklinin, şemalinin değişmesine sebep olmuş doğal olarak. Ama her şeye rağmen yine de buradaki yapıda hemen yan tarafımda gördüğünüz freskolar o günlerden kalan tek parça olarak karşımızda duruyor. Peki hayal meyal görünen ve üç kişinin
ayakta durduğu bu sahne ne ifade ediyor? Bir kere bunların kim olduğuna bakmak gerekiyor. Ortada Hazreti İsa var. Hemen onun sağ tarafında ise annesi Meryem Ana. Diğer tarafta ise vaftizci Yahya olarak bilinen kişi. Bunlar Hristiyanlığın olmazsa olmaz üç önemli şahsiyetidir. Ve kiliselere girdiğinizde de muhakkak bunların resimlerini görürsünüz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesinin onları işaret ettiği bile söylenir. Zaten Hazreti İsa'yı biliyorsunuz, Hristiyanlığın peygamberi. Annesi de Hazreti Meryem. O da yine önemli bir kutsal kişilik. Ama vaftizci Yahya az bilinir. Oysa önemli bir şahsiyettir. Çünkü o kişi Hazreti İsa'yı Ürdün Nehri'nde vaftiz eden kişidir ve ilk olarak onun Mesih olduğunu bildiren de yine vaftizci Yahya'dır. Onun için bu anlamda çok önemli bir şahsiyettir ve kiliselerde muhakkak onun bir freskosu ya da mozaiği olur. Peki bu sahne bize ne anlatıyor? Bu sahne şefaat sahnesidir. Af dileme sahnesi. Bunun da en iyi örneği Ayasofya'nın üst katında bir mozaik olarak yapılmıştır. Peki ne için şefaat, ne için af diliyorlar Hazreti İsa'dan? Meryem ve vaftizci Yahya insanlık adına af diliyorlar. İnsanlığın günahlarının affedilmesini diliyorlar. İşte bu da olmazsa olmaz sahnelerden biridir. Burada da Ayasofya'nın o kilise olduğu dönemden kalan tek fresko olarak hala o günkü yerinde durmaktadır. Arkamda gördüğünüz mihrap tabii ki daha sonradan eklenmiş. Doğal olarak kiliseler doğu-batı ekseninde uzanırken camiler güney-batıya bakmaktadır ve hal böyle olunca da absisten biraz daha sağa doğru kaymış vaziyettedir mihrap. Ama bu şahane tuğla işçiliği olan mihraba Mimar Sinan da dokunmuştur. Ve dokunurken camiyi yeniden organize ederken ortadaki taşıyıcıların pek çoğunu kaldırmış ve böylece mihrap önüne cemaatin oturabileceği enlemesine genişleyen bir alan yaratmıştır. Yine o dönemlerden kalan bir takım 16. yüzyıl çinileri olduğu söylenir. Ancak o çinilerden tabii ki bugün eser yok, sadece onların sıvaları görünebiliyor. Ama her şeye rağmen yine de mihrabın sağında, solunda ve kemerlerde eski dönemde yazılmış ayet ve surelere belli belirsiz de olsa rastlıyoruz. Tabii ki bunda en büyük sebep, yani bunların kaybolması, çinilerin yok olması, yazıların silik hale gelmesinin en büyük sebebi neredeyse 200 yıl boyunca bu caminin terk edilmiş olması ve içinin toprak dolmuş olması. O nedenle o ilk yapıldığı dönemden geriye pek de bir şey kalmamış. Şimdi artık buradan ayrılıyoruz ve Gazi Süleyman Paşa Medresesi'ni ziyarete gidiyoruz. Şu anda Gazi Süleyman Paşa Medresesi'nin önündeyim. Burasının önemli bir özelliği var. Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir. Yaptıran Gazi Süleyman Paşa'dır ve kendisi Nilüfer Hatun'la Orhan Gazi'nin çocuklarıdır. Ve kendisi asıl ününü ise Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak yaptığı hamlelerle bilinir. Ve bugün mezarı Bolayır'dadır. Arkamda gördüğünüz medrese ise buranın ulema yuvası olarak anılmasının sebeplerinden biridir.
Gazi Süleyman Paşa'nın Osmanlı tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü kendisi Rumeli Fatih olarak bilinir ve onun yaptığı hamlelerle Balkanların yolu Osmanlı'ya açılmıştır. Rivayet odur ki 14. yüzyılın ortalarında kendisi ordularıyla Biga'ya gitmiş ve Biga'dan gemileri yan yana dizerek ordusunu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve oradan da daha da ileriye giderek Yunanistan'ın içlerine Teselya Vadisi'ne kadar ulaşmış ve oradan artık geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama bu arada artık o topraklara Anadolu'dan getirdiği Türkleri yerleştirmiş ve karşı kıyıdaki Türkleştirme hareketleri onun sayesinde başlamıştır. Ve yine hakkında, özellikle de ölümü hakkında söylenen pek çok şey vardır. Bolayır yakınlarında avlanırken atının ayağının bir yere takılıp üstünden Gazi Süleyman Paşa'nın düşmesi sonucu öldüğü rivayetler arasındadır. Orhan Gazi haberi alınca çok üzülmüştür ve Bursa'dan hemen Bolayır'a gittiği ve orada oğlunu Bolayır'da defnettirdiği söylenir. Ve bugün Bolayır'a giderseniz onun türbesi hala orada durmaktadır. Ama ilginç olan şey şudur. Türbeye girdiğinizde 3 mezar görürsünüz. Biri Gazi Süleyman Paşa'ya aittir. Bir yanında ise lalası yatmaktadır. Ama 3. mezar çok ilginçtir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atının mezarıdır. Gazi Süleyman Paşa, Türk gelenekleri gereği atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiş ve bu vasiyeti yerine getirilerek öyle de olmuştur. Bu da ilginç bir detay olarak Gazi Süleyman Paşa'nın kişisel tarihindeki yerini alır. Gazi Süleyman Paşa Medresesi aslında büyük ebatlı bir medrese değil. 11 hücresi bir de dershanesi olan bir yer. Ama özelliği şu, genellikle kare planlı ya da dikdörtgen planlı olurken burada U planlı. Bir tarafı açık bırakılmış. Medreseler, müderrisler tarafından eğitim verilen eğitim kurumları ve bugünkü üniversitelere denk düşen yerler. Ve burada her bir hücrede yatılı öğrenci var. Bir veya iki öğrenci burada kalıyorlar ve derslerini de yine buradaki en büyük kubbeli dershanede yapıyorlar. Haftada 5 gün eğitim alınıyor. Salı ve cuma günleri tatil günleri. Ve burada iki tür eğitim var aslında. Medreselerde Kur'an, fıkıh, tefsir gibi dersler verilirken Nizamiye medreseleri denilen medreselerde ise pozitif bilimler, astronomi, matematik, tıp gibi alanlarda eğitimler veriyorlar. Ve böylece her alanda insan yetiştiriliyor. İşte medreselerinde böyle bir özelliği var. Gazi Süleyman Paşa Medresesi de zamanında pek çok insanı yetiştirmiş bir ulema yuvası. İşte burada, yani İznik'in ulema yuvası sayılmasının sebeplerinden biri de muhtemeldir ki Osmanlı'nın ilk medresesinin burada olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama her ne olursa olsun İznik oldum olası ulemaları, alimleri, mutasavvıfları ve şairleri kendine çekmiş. Bunlardan biri de Eşrefzade Rumi. Dilerseniz buradan onun yaptırdığı camiye gidelim ve onun hakkında biraz sohbet edelim. İznik alimler yurdu olarak bilinir. O alimlerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılda İznik'i mesken tutmuş ve burada yaşamış ve burada defnedilmiş. Hemen arkamda gördüğünüz camiyi de 15. yüzyılda o inşa ettirmiş. Bugün caminin sadece minaresi o ilk camiden geriye kalan. Ve Eşrefzade Rumi kendini enteresan bir biçimde tanımlar. Kah mütiyim, kah asiyem, kah alimem,
nikah amiyem der. Yani bazen yumuşak başlı, bazen isyankar, bazen alim, bazen de sıradan biri olduğuna vurgu yapar. Bu insan halleridir. Tıpkı tasavvuf ehlinin tanımladığı ve Yunus Emre'nin tanımladığı gibi. Zaten kendisi mutasavvıftır, aynı zamanda iyi bir şairdir. Ve şiirlerinde Yunus Emre'nin etkileri görünür. Ve özellikle şiirlerinde vahdet-i vücuda vurgu yapar. Ve yazdığı bir şiir vardır ve tecelli ile ilgilidir. Tecelli tasavvufta Allah'ın insanda ve tabiatta görünme, belirme halleridir. Gelin o şiiri dinleyelim. Tecelli şevki didarın beni mest eyledi hayran, Enel Hak sırrını canımın için kılmadım pinhan. Men hem Mansur'u dar eden, menim ahyarı yar eden, menim her varı var eden, menim her giden ve duran. Değilim ottan ve sudan veya toprak veya yelden. Ben irden var idim, irden henüz yo idi bu ezman. Sanırsın Eşraf oğluyam, ne Rumiyem, ne İzniki. Benem, ol daim übaki göründüğüm surete insan. İznik'in tarih boyunca pek çok önemli misafiri olmuş. Onlardan biri de Şeyh Bedrettin. 1412-13 civarı onun da yolu buradan geçmiş. Fetret devrinin sonlarına doğru o da İznik'te kalmış, konaklamış ve muhtemelen o da İznik'ten ve gölden fazlasıyla etkilenmiş. Aradan yüzyıllar geçmiş ve yüzyıllar sonra Nazım Hikmet onun buradaki günlerini anlatan uzun bir şiir yazmış. Şeyh Bedrettin Destanı. Dilerseniz o şiirin İznik bölümüyle ilgili olan kısımlarını okumak istiyorum. Bu kasaba İznik kasabası. Bu ev esnaf mahallesinde bir ev. Bu evde bir ihtiyar vardır Bedrettin adında. Boyu küçük, sakalı büyük, sakalı ak. İznik gölünde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya, avuçlayıp doğruldu. Ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine. O ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. Dövülmüş demir olsa dayanmaz buna, eriyecek yüreğim. Ben gayri zuhur ve uruç edeceğim. Toprak adamları, toprağı fete gideceğiz. Seyyahların ve edebiyatçıların izinde yaptığımız İznik yolculuğumuz burada sona eriyor. Bugün önce Ayasofya Camisi'ni ardından da Gazi Süleyman Paşa Medresesi'ni gezdik. Ve yolculuğumuzun sonunda İznik Gölü'ndeyiz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.